Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü seçmeli personel ataması yayınlamış oldu. Herkes hayırlı olsun. Uygunsanız lütfen başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle genel şartları hakkında bilgi vereyim sizlere. 657 sayılı devlet memuru kanununa uygun olmaz gereğini yazmış durumda. Bunların haricinde sözleşmeli tehlike atamasına başvuru yapabilmek için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda. Harita, harita kadastro veya harita ve maden ölçme tekniklerinden mezun olmanız gerektiğini yazmış durumda. Korumaya güvenlik görevlisine ise kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması gerektiğini yazmış durumdadır. Ve bunun haricinde sizlerin anayasal düzene karşı herhangi bir şekilde suç işlememiş olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93'ten sizler lise mezunları için de 2022 KPSS P94 puan türünü almış olmanız gerektiğini yazmış durumda. 35 yaşını doldurmamak şartı mevcuttur. Erkeklerde 175 santim, kadınlarda ise 165 santimden kısa boylu olmanız gerektiğini yazmış durumda sevgili arkadaşlarım. Başvurular 18 Aralık tarihinde başlayıp 22 Aralık tarihinde sona erecektir. Sizler başvurularınızı bu kariyer kapısı sistemi üzerinden yapacağınızı tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Başvuruların değerlendirilmesinde ise sizler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmış olacaksınız. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır. Direkt olarak puan üstünlüğüne göre bir atamadır sevgili arkadaşlarım. Hangi illere atama olacak onların da bilgisini şöyle hızlıca göstereyim sizlere. Linki de zaten yorum kısmına sabitleyeceğim. Hem bu tabloya hem başvuru linkine ulaşım sağlamış olacaksınız. Başvuru henüz başlamadı. Günü geldiği takdirde tekrar hatırlatmasını yapacağım. Merak etmeyiniz. Bu gibi farklı farklı illerde atamalar mevcuttur arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyup zamanınızı almayacağım. Pekala, bunların maaş durumları nasıldır? Maaş durumları arkadaşlar korumaya güvenlik görevlisinde asgari düzeyde olmayacaktır. Yani bir memur statüsünde maaşınızı almış olacaksınız. 22 bin lira üzerinden maaşınızı almış olacağınızı belirtmek istiyorum. Tekniki atamalarında ise 26 ile 30 bin lira arasında değişmektedir. Maaş durumları da bu şekilde olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer tüm atamaların haberdar olmak için bildirimleri aktife getirmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.